Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Güneş 20 Mart'a kadar Balık burcunda ilerleyecek. 20 Mart'tan sonra ise Koç burcunda parlamaya başlayacak. Hemen ayın başında 3 Mart'ta gezegeniniz Mars artık Boğa burcunu terk ediyor ve İkizler burcuna geçiyor. Ay boyunca da İkizler burcunda olacak. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğuyor. 15 Mart'ta Merkür, 21 Mart'ta Venüs de Balık burcuna geçişini yapacak ve 28 Mart'ta Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Mars'ın İkizler burcuna geçişi ayın genelinde parasal konularda daha mücadeleci olabileceğinizi, daha aktif olabileceğinizi gösteriyor sevgili akrepler. Ama bu biraz harcamalar da getirebilir. Bu harcamalar genel itibariyle iş yatırımları, iş birlikleri, eşinizle ilgili konular veya genel sağlığınızla ilgili bazı harcamalar şeklinde de olabilir. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay size destek olan bir yeni ay. 5. evinizde doğacak. Çok romantik etkiler getiriyor sevgili akrepler sizin adınıza. Hemen yeni ay ile beraber 15 Mart'ta Merkür'ün, 21 Mart'ta da Venüs'ün Balık burcuna geçişi 5. ev konularınızı daha bir görünür hale getirecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 23 derecede doğacağı için yeni ay, özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa, kişisel gezegenleriniz de özellikle değişken burçlardaysa bu etkiler bireysel olarak daha yoğun olabilir. Romantik konular dedik. Aşk hayatınızda güçlü etkiler var bu ay. Venüs'le beraber burası zaten canlanacak. Süre gelen ilişkileriniz de daha romantik hale gelebilir. Eşinizle, partnerinizle bazı keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Daha fazla sosyalleşebilirsiniz. Romantik fırsatlar olabilir. Eğlenceli aktiviteler olabilir. Sosyal hayatınızı da destekliyor bu yeni ay etkisi. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler var. Hamilelik, doğum gibi konular olabilir. Belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Çocuklarınız var. Onlarla birlikte yapılacak aktiviteler, çocuklarla ilgili bazı girişimler yine ayın genelinde gündemde olabilir. Sanatsal etkileriniz çok güçlü. Merkür ve Venüs'ün de Balık burcuna geçişi ayın ikinci yarısında yaratıcılığınızı çok artıracak. Bu yüzden sanatla ilgilenebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz veya yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir hobinizle ilgili belki bir iş oluşturabilirsiniz. Hatta maddi gelirler bile elde edebilirsiniz. Kendinizi daha şanslı hissedebileceğiniz fırsatlar da söz konusu olabilir sevgili akrepler. 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna geçecek. Evet, Güneş artık İlkbahar mevsimini de başlatıyor. Koç burcuna geçecek. 6. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ayın son 10 günlük dönemi biraz daha iş konuları, mesuliyetler öne çıkıyor. Ama bu iş konularında, günlük hayatınızda, aktivitelerde, meslekle ilgili konularda da son derece yaratıcı anlamda kendinizi gösterebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Yani bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz örneğin, ya da işinizde kendi yeteneklerinizi daha görünür hale getirebilirsiniz. Ayın sonunda 28 Mart'ta Terazi Dolunayı meydana gelecek. Zaten ayı Dolunay etkisiyle tamamladığımız için son haftamız bu Dolunay tesirleriyle geçecek. Terazi Dolunayı 12. evinizi aydınlatıyor. 8 derece Terazi burcunda olacak. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa, Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak, bu burçlardaki kişisel gezegenleriniz bu dolunayda etkilenir. Bu da size önemli tesirler yapabilir. 12. ev dolunayı aslında ruhsal, manevi konulara daha çok işaret ediyor. Bu dolunay biraz içe dönüşler getirebilir size. Biraz yalnızlaşma, kendinizle ilgilenme, bilinçaltınıza yönelmeniz söz konusu olabilir. Ruhsal, bedensel ya da zihinsel her türlü terapi, arınma, şifa ve benzeri arayışlarınızda bu dolunay açılımlar getirebilir. Kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Bilinçaltınızda tuttuğunuz bazı duygu ve düşünceler açığa çıkabilir. Veya hayatınızda bilmediğiniz gizli bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Gizli bir hayran ortaya çıkabilir. Bir sırrı öğrenebilirsiniz. Veya sizin başkalarından gizlediğiniz bir şeyler varsa bunlar da görünür hale gelebilir. Bunlara karşı da biraz belki dikkat etmek gerekiyor sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.
Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.